Bilgileri aktarayım ben. Savunma sanayindeki casusluk faaliyeti demiştik. Bir son dakika haberi olarak gündeme düştü bu. Savunma sanayi başkanlığındaki casusluk ve rüşvet şebekesi MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertildi. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi şebekenin başındaki Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde. 5 milyon euro bulundu. 6 kişi gözaltına alındı. Savunma Sanayi Başkanlığında 2018'de insansız ve akıllı sistemler dairesi proje müdürlüğü yapan isimde bahsettiğimiz Yusuf Hakan Özbilgin aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırdı. Projelerin ihale ve maliyet bilgilerini sızdırdı. Şimdi neden böyle hedefte? Bu ne anlama geliyor bu sızıntı? Ee, hemen başlayalım. Sayın Caşın buyurun efendim sizinle başlayalım. İnanamadım. Önce bizden başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hemen sonra Sayın Büyükelçilerin. Tamam. Şimdi tabii çok acı bir durum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti gördüğümüz gibi bir yandan haksız bir şekilde silahlarımıza el konulu F-35 uçaklarımız, bugün de sevdiği Sayın Cumhurbaşkanımız, parasını ödediğimiz halde müttefikimiz Amerika tarafından anlamsız bir şekilde uçaklarımız verilmiyor. Öbür tarafta, suyun öbür tarafta Yunan komşumuzun parası yok. Maşallah mirajlar alıyor, Allah artırsın. Evet, Ondan önce, sonra tabii. şimdi F-35 versinler bakalım. F şey de dedi, dedi Sayın Savunma Bakanı, <laughs> alsınlar yetmez dedi. Bakalım ne olacak Yunanlı kardeşimiz bir türlü silahlanıyor ama Türkiye'de milli savunma sanayine özellikle son 20 sene içerisinde Muazzam şekilde bir atılım içerisine girdi dediğim gibi dünya silah sektöründeki ilk 13 sıraya girdi Türkiye 20'lerdeydi yani 7 basamak atlamak çok zor Çünkü çok rekabetçi bir piyasa uluslararası savunma sanayi Peki neden savunma sanayi ürünlerimize bir bu şekilde pazarda ve dünyanın bir şekilde ilgisini çekiyor. Birincisi inovasyon olarak daha ucuz, daha kaliteli olması. İkincisi muharebe etkinliğinin ispatlı olması. Yani Suriye'de bıraat kalkanı ile başlayan ve Suriye'de bir şekilde sınırlarımızın güvenlik altına alınması, milli sipariş ve silahlı kuvvetlerin bir şekilde PKK'yı baskılaması, PYD'nin elindeki bütün maskelerin söndürülmesi. Bu insansız hava araçlarımız sayesinde oldu. Artı yerli ve milli olarak üretilmiş olan silah sistemlerimiz. Bunlar tanklara karşı yeni modernizasyon, insansız hava araçlarımız, zırhlı muharebe araçlarımız, milli çok namlulu roket sistemlerimiz, milli tüfek ve bu silahların sahada denendiğini gördük. Tabii bu Suriye'den başka Irak'taki PKK harekatlarında desteklendi. Ama iki önemli kırılma noktası, bugün bütün batı basınında e, takdir edildiği üzere, özellikle Libya ve Karabağ'da Türk Silahlı Kuvvetleri destekli bu harekatların bir şekilde Harif'in kaderinin gidişatını bütün dünya değiştiğini gösterdi. Geçen günlerde de anlattım. Amerikan kara kuvvetleri özellikle Türk ordusunun savunma sanayinde çok önemli bir şey olan san bataryalarının vurulması, Pansir var bunun içerisinde S300 gibi. Ee, çok önemli hava savunma silah sistemlerinin zırhlı muharebe araçlarının yerinde anlık vurulması ve e, bir şekilde Libya'daki iç savaşın kaderini değiştirdi. Peki, Peki hocam bu sızdırılan bilgilerin anlamı ne şimdi ihalelerle ne ilgili? Işte. Yani teknik bilgileri <laughs> sızdırmak. Yani burada ticaret meselesi de var yani oradan bir Şu şu kalemi söyleyelim mesela bu örnek. Bu bir kalem ve bu evet. kalemin içerisinde silah var. Ee, ama bu kalemin silahı diyelim ki 50 metre. Türkiye'nin yaptığı 500 metre ise bu bir yeniliktir. Evet. Ama bu mermi atmıyor, lazerle öldürüyor adamları. Veya istersek 5 şıkkını alırız, bayıltıyor. Tamam. Bu inovasyon. Demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı silahlar dünyadaki denklemleri değiştirecek devrimci bir karaktere sahip. Aslında Amerika bunu daha önce anlatmıştım. Vietnam'da, İsrail'le beraber e, Arap-İsrail Savaşı'nda. Ama en önemlisi e, Pakistan'da Bir şey soracak yok, nedir? Sorunuzu da şey de katkı yapmak anlamında Tabii, söylüyorum. Şimdi burada yasadışı e, e, yasa dışı faaliyet, işte casusluk faaliyeti e, ya da işte adına rüşvet olayı ne derseniz deyin. E, henüz ihalenin teknik şartnamesi aşamasında farkındaysanız Türkiye'nin silah sanayinde, savunma sanayinde geldiği aşama ...tartışma götürmez şekilde yukarıda zaten... ...yani orada problem yok... Evet ...zaten projelerin bu parlaklığı... E, ...yabancı ülkelerin... ...düşman unsurların... ...dikkatini tabii çekiyor... ...peki ihale aşamasında... ...ve teknik evet. şartname noktasında henüz... ...bu sızıntı... ...sızma çabalarının amacı nedir... ...onun hedefi projeye sızmak... ...yani proje ya savunma sanayi ...Türkiye'nin yaptığı çok önemli... ...savunma sanayilerine sızmak istiyorsanız... İhale. ...yolu ihaleden geçer... Çünkü başka türlü olmaz. Yani gelip tık 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 kafaya şey bul Ya şunu yaparsınız. İçeriden ajanla, ajan bulursunuz. Mesela bir zayıf halka bulursunuz oradan. Para teklif edersiniz. Veya kadın ayarlarsınız. Onun fotoğrafını çekersiniz. Ve şantaj yaparsınız. Ki bu dünyada çok yapılan yöntemler. İstihbarat örgütlerinin çok... en... Yani Mossad'ın kitaplarını okuyun. Her yerde bunları anlatırlar. Nasıl kadın ayarladıklarını, para verdiklerini, fotoğrafladıklarını ve bir süre sonra şantaj ile o projelerin unsurlarını aldığını. Bu işin ya bunu yaparsınız ya da o ülkenin hukuku çerçevesinde ihale şartnamelerine uygun ihaleye girmek için il il iletişim kurarsınız. İhaleyi kazanmak amacıyla da teknik şartnamenin e, özelliklerini önceden öğrenirsiniz ki ihalede size avantaj sağlasın. Yani şöyle şu, şu da yapılabilir. Tesadüfi siz ihaleye şartname hazırlar verirsiniz. Kabul edilir edilmez. Ama bu 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 projeye sızmak istiyorsa birisi mutlaka bir avantaj elde etmek ister. O da nedir? Fiyat avantajı. Fiyat avantajı. Veya onları kalite öğrenmek. konusunda ne isteniyorsa onun biraz üzerini veya fiyatsa biraz altını vererek projeye böyle projenin paydaşı olduğunuz zaman o siz, yani diyelim ki herhangi bir projede küçük bir parça. Evet. Ama siz o projenin daha sonra bütününe vakıf olabiliyorsunuz. Bunu Mesut Bey burada defalarca anlattı. Tersine evet. mühendislik tersine yaptık tersine çoğu mi? zaman diye. Hmm. Nedir kendimleri. bu? Yani tersine mühendislik. Bilmiyorum elin... mu? Yani Terzilerdir onlar. Terziler, yani terziler, yani söküyor, söküyorlar. Kimler yapıyor tersine Dur bir mi? dakika, ben <laughs> daha bitirmedim. Ee, tamam, döneceğim özür hocam. Yani Siz şey bu, şey abi, bu tamam o, hani o izleyicinin kafası şeyden karışmasın. Ya yani ihale, yani. ile casusluğun adam görüşmeler yapmış. Ha, tamam, para konusu ayrı bir şey. Belki bir yerden aldı, onun bir izah. Ama hayır, İhale projeye sızmanın ilk aşaması. Onu anlatmayacağım. Tamam. Peki bu, bu, bu tamam. Yabancılar bu neyin ihalesine giriyorlar? Biraz onları da e, evet. de, yani bize metalam, optik mi sağlıyorlar, motor mi sağlıyorlar, geleceğim. ne oluyor? E, herkes her silahı yapabilir mesela. Evet. Ondan sonra. Ama tabii bunun performansı işte havada kalma süresi veya menzili her şeyin bir yenilik olması gerekiyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bizde kim var rakip? Etrafımızda Yunanistan, başka devletler veya Rus silahlarını vurduk. Rus istihbaratı da geçen de iki tane gazeteci yakalandı. Sizin bu insansız hava aracını veya yeni yaptığınız tankın bilgilerini çalmak ister ve bunu kopyalamak ister. Bunu yapması da normal. Herkes herkese bir takım e, e, rekabet içinde olduğuna göre buna da teknoloji casusluğu veya askeri casusluk denir. Meselin bir, askeri stratejik yönü vardır. İki, istihbarat yönü vardır. Evet. Üç, buradaki şey e, hem e, söyleyeyim uluslararası savaş hukuku açısından hem de e, milli hukukumuz açısından bir suçtur. Tabii. E, bu suç e, uluslararası savaş hukuku açısından bir şahıs eğer casusluk yaptıysa bir devlet aleyhine, Savaş esiri olma hakkını kaybeder ve yargılanarak <laughs> idam devam edilir. Kurşuna dizilir. Nasıl? Pekala Türkiye hukukuna yani, bakıldığında, evet. milli hukukumuzda devlet sırlarının karşı casusluk ve suçlar 7. bölümde ceza kanunumuzda düzenlenmiştir. Ve casusluk suçu ikiye ayrılır. Birincisi siyasal casusluk, ikincisi askeri casusluk. Bu askeri casusluk kapsamında. Şöyle da. söyleyeceğim. Devletin güvenliğini ikisi birlikte bunun. Öyle mi? İç ve dış siyasal yararları bakımından niteli itibariyle gizli kalması gereken bilgileri. Sizin söylediğiniz gibi bunlar hepsinin içerisine giriyor. Siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin eden kimseye 15'te 20 yıl hapis verilir. Değil suçun nitelikli halinde ise ile savaş halinde bir devletin yararına işlenmesi veya savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını bu bizim savaş hazırlıklarımız içerisine giriyor. Ve Tabii. savaş etkinliğini veya askeri harekatlarını tehlikeye sokmuşsa cezası müebbet hapistir. İdamı yasakladık biliyorsunuz. Hı. Yine Türk Ceza Kanunu 326. maddesi devletin güvenliğine ait ilişkin belgeleri çalanlar ve savaş sırasında devletin savaş hazırlığını bir şekilde sızdıranlar casusluk suçunu işlemiş olurlar. Şimdi buradaki somut olaya bakıldığında ben önce Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve ordumuzu tebrik ediyorum. Bu tür bir olayı eğer savaş durumunda olsaydı belki de düşmanın bize karşı üstünlük sağlamasına, cephenin yarılmasına sebebiyet verebilecek çok vahim bir olaydır. Evet. Tabii bu tek başına yapılacak bir olay değildir. Organize bir harekettir. Burada azmettiren, mesela bu somut olarak... Yani bir Ordu, is isim var ve isim 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Bu altın üzerindedir onlar. Hmm. Ee, yani, e Yani bu devletin bu sırların içeriye verenler ee, şu var ee, mesela bizim e, çok sıkıntısını çektiğimiz bir silah sistemi var Mete Hoca bunu daha benden iyi bilir piyade tüfeği yaptık piyade tüfeği. tüfeği bir başka ülkede çalındı çalındı yani, evet tabii e, bu çıktı ortaya kimin nasıl yaptığı milli istihbarat buldu hemen e, demek ki devletimiz uyulmuyor. Çünkü bizim yaptığımız silahlar sizin de dediğiniz gibi diğer silah sistemlerinin üstünlük ta ta sağlıyor. Örneğin piyade tüfeği ise daha hafiftir. Menzili diğeri 500 kilometreden 500 metreden vuruyorsa etkili menzili bizimki 1500'den vuruyorsa bunu almak, çalmak, bu bilgileri öğrenmek isterler. Evet. Bu normaldir. Geçen derste, derslerde diyeceğim. Şey, Geçen yayınlarda, e, haftalarda anlattık. Çinliler bu hafta Amerikalara bir sürpriz yaptılar. F-35 uçağını kaldırdılar aynısını. Çin malı F-35. Adı F-35 değil mi? Adı geçen ne? Geçen ay F-35 bize çatmadıkları tarafı. Hayır, yani. Çinliler yani açısından malı adı F-35 var şu anda. Adı ne yani siz biliyor musunuz? Adını bilmiyorum. ama yani öyle bir uçak var şu anda. <laughs> ee, geçen hafta anlatmıştık. E, B-2 uçağını Amerikalıların medar iftiharı olan uçak çalındı. F-22 kopyaladılar. Rusların en iyi uçağı olan Su-27 Bunlar, yani Çinliler de casusluk yapıyor o zaman. Casusluk Aa. değil belki de benzetiyorlar yani e, bile. Nasıl yani? Kopya kopya yapıyorlar. Sadece <laughs> e kopya yapıyorlar. Kopya casusluk. <laughs> Ama e, e, Amerikalılardan o yüzden diyorum söyledikleri e, Lafontaine'den masallar. Yani ne demek? E, siz S400'leri alırsanız. F-35'in bilgileri, ya adam bilgileri almış uçağı okunuyor. Yani okuruyor. La Fontaine'den masallar belli ki devam edecek gibi görünüyor. Elbette ee, ama hocam, ne göreceğiz Biden döneminde Yemiyor yani. da. Bir de ben Amerika'da yetiştim. Yani <laughs> şu, şu var. Biz de diyoruz ki e, Sayın Savunma Bakanımız da, e, Sayın Dışişleri Bakanımız eğer varsa böyle bir şey gelin kuralım bir şeyimizi. E, hep, hep bu böyle bir şey varsa evet. biz tamam yapmayacağız bunu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dedi biz NATO üyesiyiz. Sen diyor ki bu da almayın. Bu sigara içmeyeceksin. Sana zararlı bu. E bu da Amerikan sigarası. Sigara sağlığa zararlı. zararlıdır. E, sigara sağlığa zararlı yani şimdi. Öyle, evet. E pro içme falan. Ama ikisi de sigara. Tütün mamulleri sağlığa zararlıdır. Diyelim. Şimdi <laughs> edeceğik kelamda şöyle söyleyelim. Buyurun. Bu olay son derece elin bir olaydır. Ancak e, burada sevinilmesi gereken bir yönü daha var. Demek ki bir milli sıfatatımız eee çok zamanda evet. bir şeyde neşteri vurmuş ve suçluları yargıya teslim edecekler. İkinci husus yaydırıcı yönü. Eğer buna teşebbüs etmek isteyenler varsa başkalarında takip Tamam ediyor. Ama asıl dedikleri ben... şey bunun yazılımı nasıl? Yani bizim bir tankımızın yazılımı nerede yapılır? Bizim mesela yaptığımız fırtına topunun yazılımını bozup top ateş ederken mermi gider de bizim kendi hedefimizi vurursa. Çünkü her şey... Ee, yani başka bir el tarafından manipüle edilirse. değiştirilebilir <laughs> yazılımı. Bunu biraz bir örneğini vereyim mesela. Verin. Bu çok önemli. Arjantin ile Falkland Savaşı esnasında Arjantin Hava Kuvvetleri e, normal 3. jenerasyon Etendrant uçaklarıyla iki tane çok önemli savaş gemisini vurdu şeylerin. İngilizlerin battı gemiler. Exocet füzesiyle vurdular. Evet. Fakat çok hızlı bir e, telefon trafiği oldu. O zaman Fransa ile İngiltere'nin, Sayın Büyükelçimiz benden çok daha iyi bilir, arası çok daha kötü olmasına rağmen bilgiler verildi. Bu füze sisteminin, yani hava evet. yer füze sisteminin, füzelerin bilgileri ve frekansları verildi. Pilot kalktı, gidiyor, gördü şeyi hedefi, Hedef. attı suya düştü. Neden? Yazılımı bozuldu Yazılımı çünkü. Boz. Frekanslar verildi, elektronik harf sistemini bozdular ve Peki. vuramadılar ve Arjantin savaşı kaybetti. Allah muhafaza bizim savaşta bu söylüyor. Hedef buydu diyorsunuz. Bir şekilde yazılımları ele geçirip e, ondan sonra bu... E, Şöyle bir şey tahayyül edelim. biz mesela, Cihazları manipüle etme. He, bir muharebeye girdik veya sattık bir ülkeye. Şimdi en son Tunus'a sattık. Bizim Tunus'a sattığımız hava sistemleri yerden vuruluyorsa, Evet rezil oluyorsak kimse bir daha almaz onu. Bütün savaş yeni kaybedersiniz. Tabii. İranlılar bunu yaptı. Amerikalıların en iyi ihasını... Havadan yerden frekansı değiştirmek sureti Ki onu Rusların yaptığını tamam. düşünüyorum. Ee, yere indirdiler. Amerikan İHA'sını, casus uçağı bu, iniyor. Ondan sonra aynısını kopyalayıp iman etti İranlar. İranlılar. Amerikalıları satacaklar şimdi. Tamam hocam. Şimdi tabii bununla ilgili daha sorularım var ama ilk turda şimdi Sayın Özülker'le devam edelim. Tek bir cümle ekleyeyim hocama buyur. katkı olsun diye. Burada iyi olan şey daha henüz ihalenin teknik aşamasında bu işin ortaya çıkarılmış olması ve bir yıllık bir teknik takip sonucunda yani projeye sızmak, projenin yanına bile yaklaşmak mümkün değil henüz daha bu tür şeylerde. O yüzden hani milli İstihbarat teşkilatı ve bununla ilgili tüm kurumlar çok etkili bir şekilde mücadele ediyor dolayısıyla. Yani keşif halindeyken Tabii tabii daha başındayken. Tabii 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 ama zaten tabii çok yani savunma sanayi yani bu ülkenin gözbebeği ve Devletin ilgili birimleri tarafından nasıl etkili PK bir şekilde mesajı. takip edildiğini bütün dünyaya da göstermiş oluyor aslında bu operasyonla Türkiye. Şimdi 2018'de bu müdürlüğü yapmış ve o zamanda ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırdığı bilgisi var. Yani Tabii. önlenmiş mi oluyor yoksa o döneme ait bir takım Şimdi, faaliyetler dolayısıyla 2018'de mı bu? Olsa dahi. Onu Yani çıkmış. onu zaten o tarihte tespit etmişler ve takibi almışlar. Anladım. Yani İki mesele o. Zaten şöyle, zaten bunu bunu. Tek, bugünkü teknik imkanlarla çok şey belirleyebiliyorsunuz. Tabii. Ee, onun elindeki bilgiyi bir, bir kademe sonra değiştirdiğiniz zaman o zaten geçersiz, anla, bir geçersiz hale gelir. Yani onun önlemi hemen alınır. Ama o adamı takip edersiniz ve bütün çevresiyle beraber ki 6 kişi tutlandı. Bu rakamın var. daha da hocamızın söylediği gibi çok daha büyüyeceğini ileriki tarihlerde görebileceğiz yani. Peki. Sayın Özülker efendim şimdi bununla ilgili yorumları takip ederken şunları da gördük. Hedef? gerekli ürünleri öğrenip yurt dışındaki kuruluşlar adına lobi yapıp parçaların yurt dışından temin edilmesini sağlamak ve bu ha, e, sayede de bağımlı hale getirmek aslında bu üretimleri ve yıllarca ürün satmak olarak da yorumlanıyor. Buyurun siz e, sizin görüşünüz ve değerlendirmenizi ya, yani Ben bir izledim. büyük elçi olarak aynı zamanda casusum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Öyle bir büyük elçiliğe gönderildiğiniz zaman siz Paris'e git Ama şey, oluş Bey'in baba mesleği aynı zamanda. Evet. yani Eski bir, MİT müsteşarı babası. <laughs> şimdi şimdi anlat Öyle Anlatacak yani. Kendi anlatmıştı zaten. Yani, Siz efendim teknik varmış. tarafını anlattınız. Ama ben e, bu teknik tarafın dışında çok daha başka türlü olayların da bu casusluk faaliyetinde var olduğunu paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla onlara tabii. bir katkı ve bir, biraz da üstüne çıkarak olayın söylemek istiyorum. Evet. Ama Aras doğru mu anladık efendim her büyükelçi ajan mıdır aynı zamanda? Ajandır tabii. Yani eskiden çok daha büyük ajandı şu manada. Siz oraya gittiğiniz zaman dokunulmazlığınız var, her şeyiniz var. Oraya gidip de herhalde Paris'te de kankan dansı seyretmek için gönderilmediniz. Gidip herhalde orada başka bir görevlerinizin de olması lazım. Her ülkenin kendi büyükelçiliği içinde MIT'i de vardır. Askeri de vardır. Bunun dışında teknik elemanları vardır. Vardır. Yani ben sizi bayağı Bunlar, bir marifetiyle, bir bunlar bir marifetiyle. Sayın Özülker sizi o... şimdi biraz böyle James Bond falan gibi düşünmeye başlayabilirler yani. Bütün <laughs> yani, bir yani hiç düşünecek bir şey yok. Bütün dünyada bunu, bütün dünya bunu zaten biliyor. Siz en basit şekliyle burada mesela konsoloslukta, Amerikan konsolosluğunda iki kişiyi mahkum ettiniz. FETÖ vesaire falan da diyerek. Neydi bunlar? Casustular. Yani netice itibariyle Türkiye'nin sırtından Amerika'ya bilgi aktarıyorlardı. Onu da yani, söyleyeyim, ceza kanunumuzun 331. maddesi, uluslararası... Hemen yasal olarak... <laughs> yakaladılar, ben bir bitireyim şunları. Evet. Çünkü Hayır, dikkat sabırlar. söyleyeceğim şey var. Yani bunun ötesinde öyle bir şeyler değil söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi efendim her şeyden evvel şöyle diyelim. E, yasusluk bugün işi değil. Mesela hatırlayacaksınız bizim bir Türk vatandaşı NATO'da görevli. Sovyetler Birliği lehine korkunç bir... E, yasus olarak çalışmıştır ve istihbarat olarak sonra çok geç yakalandı ve arkasından çok ağır hapis cezalarına falan çarptırıldı. Hangisi? NATO'da görevliydi. Şimdi ismi hatırımda değil. Savaş, Sovyetler bir Savaş. lehine NATO içinden müthiş bir ve işin garip tarafı da yani NATO'da bir Amerika vesaire başka bir şey olsa canımız yanmayacak ama bir Türk tükenisi de. Sonra çok ağır şeylere çarptırıldı. Şimdi bakın Casusluk diyorsunuz. F-35'lerle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu tez nedir? <laughs> S-400'lerle sen de bu evet. şekilde devam edersen F-35'ler de şifre olur diyor. Yani başka bir deyişle sen kendi ellerinle Ruslara bu bilgileri satmış oluyorsun bu şekilde. Hakkın yoktur diyor ortaya çıkıyor. Bunun da anlamı nedir? Rusların S-400'ler üzerinden demek Amerikalıların endişesi bir casusluk yaparak F-35'lerin bilgilerini kendilerine mal edebilecek bir faaliyet içinde olabilmeleri. İşte bakın çok net olalım. Ee, Birçok ülke dünyada biraz evvel Çin'den bahsedildi. Ee, aslında Çin'in de ciddi bir casusluk faaliyeti içinde olduğunu kabul edeceksiniz. Nedir bu? Bugün mesela İtalya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ARGE hem pahalı hem de riskli bir iş. ...ve büyük de bir rekabet içinde gidiyor. Buna karşılık bir başkasının elinde eğer bu zaten mevcutsa... ...onu alarak oradan taklit yoluyla kendinize onu adapte ederek, uyum sağlayarak... yeri ...onu üretmek çok daha kolay ve mantıklı geliyor. Aynı şekilde atom bombasını Ruslar nasıl aldılar? Amerika Birleşik Devletleri vela buldu, beş yıl sonra... Gittiler onlar da Almanları getirdiler. Amerika'dan bunu çaldılar. Almanlar, Polonyalılar aynı. Tabii hem Almanlar hem de Amerikalılardan çalınan bilgilerle 5 yıl sonra atom bombasını Sovyetler Birliği de imal etti. E bunlar casusluk hepsi. Şimdi casusluğun birinci kaidesi devletin politikasından başlar. Orman kanunu derler buna efendim. E, siz netice itibariyle bir işi yaptığınız zaman orada bir patent üretiyorsunuz. Onun hakkı sizedir ve uluslararası patent sözleşmesine göre herhangi bir bucidin eseri en az 15 yıl süreyle onun üzerine tescillidir ve bir başkası kullanacağı zaman ya müsaade alacaktır ya onu satın almak cihetine gidecektir. Evet. Başka türlü de yapamazsınız. Buna karşılık casusluk dediğiniz şey bu yollara gitmeden doğrudan doğruya bu malı ele geçirip oradan kendi imkan ve kabiliyetleriniz kapsamında yapmak, üretmek. Hayata geçirebilmektir. Çin'in filan da yaptığı doğrudan doğruya budur. Ya bunun da adına orman kanunu diyorlar. Siz belirli bir aşamaya geldikten sonra kendi argenizi yaratabilecek konuma geliyorsunuz. Oraya geldikten sonra da işler ters dönüyor. Bu defa başkaları sizin sırtınızdan o orman kanununu uygular hale geliyorlar ve siz de kendinizi daha fazla savunmak ihtiyacı içine düşüyorsunuz. Evet. Şimdi burada dolayısıyla Türkiye ile... Yani misal doğum... mal var. Türkiye ile ilgili ne oldu diye sorarsanız ben aslında bunu sevindirici bir haber olarak da düşünürüm. Sebebi de çok pozitif yönden de bakmak mümkün. Demek, Demek ki birileri korkuyor orman kanunu kapsamında birileri... Türkiye'nin argesiyle ön plana geçtiğini ve bunun casusluğunun yapılması ihtiyacını duyduklarının ifadesidir. Buraya geldiğiniz zaman da o zaman bir arkanıza dönüp yahu galiba biz de bir şeyler yapmışız, bir noktaya gelmişiz diye de bakmanız lazım. Evet. O zaman burada bir korunma mekanizması olarak neler yaparsınız yapamazsınız bunlara iyi bakmak gerekiyor. Her elbekarda bunu da yüzde başarıyla yerine getiremezsiniz efendim. Bunun da sebebi e, İki nedene dayalı esas ihtimalle. Bakın İngilizler bu konuda çok ön plandadırlar. MI6 dediğimiz onların casusluk konusunda çok ön plandadır. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında... Yani birinci sırada İngilizler mi diyebiliyoruz? Yok kesinlikle. Türkiye'nin hiç kuyrukta bile değiliz biz bu manada. Öyle mi? E, tabii yani biraz sonra çok kısaca gene söyleyeceğim onları da. Tamam. Şimdi çok basit şekliyle şöyle diyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda eğer e, Alman istihbaratı casusları e, çıkarmanın doğru dürüst nerede yapılacağını saptayabilmiş olsalardı çok büyük bir ihtimalle dünyanın en büyük çıkarması e, 6 Haziran'da e, hayat bulmazdı. Netice itibariyle kamuflajlarla orada burada değişik yerlere e, dikkatleri dağıttılar ve sonuç itibariyle herkes Le Havre civarında da çıkmaları beklenirken Normandiya'dan çıkarak büyük bir sürpriz ve burada çok büyük bir başarı Onda da ağızlarına bulaştırdılar aslında. Yanlış yere çıktılar. Ve yanlış zaman. Yani o, o, mağalar vesaireler falan Amerikalılara da biraz da tabiri caizse kazık da attılar. Çünkü onlara çıkılmayacak yerler verdiler falan. Ha. Neyse. Kanada, İngiltere kumsala çıktı. Öbürü dağ başında da tırmanmaktan perişan oldu. Gönderdiler. Tabarlılar. Yani neticede e, casusluk dediğiniz şey bu mağarada dünyanın her anında her yerde yaşanmaktadır. Evet. Şimdi e, burada da Sovyetler Birliği e, en başarılı olarak bu casusluk faaliyetini KGB marifetiyle kullanmış olan ülkedir dünyada. Ve çiftte casuslar bu mağarada çok ön plandadır. Mesela en son yine e, bir İngiliz yıllar boyu MI6'nın da üst düzey yöneticilerinden yöneticilerindendi. Ee, Sovyetler Birliği lehine de çifte casusu olarak çalıştı her tar iki tarafı para alarak tabii ve neticede bulunduğunda da Sovyetler Birliği'nde Moskova'da ona güzel ev verdiler falan oraya çekip yaşattılar. Yani, evet bunların hepsi olacaktır. Şimdi şöyle gelelim isterseniz. Ben size Bu biraz bir orman yeri... kanununun kuralları mı oluyor yani? Efendim? Bu biraz orman kanununun kuralları e, mı oluyor? orman efendim? kanunu çaresiz çünkü eğer bir savaşa hocamın söylediği bir noktaya gelin. Eğer bir savaşa girecekseniz siz sadece can kaybıyla ve şehit vererek bir savaş kazanılmaz. Bu aynı zamanda teknolojiktir. Teknolojinizin öbür taraftan daha ileride olması işte Azerbaycan Ermenistan meselesi. Azerbaycan da 2600-2700 şehit verdi verdi ama öbür tarafta verdirdiği şehit övülenlerin sayısı hatta hesabı kişi. yok. Ve öbür tarafta sizin İHA'lar ve da ne kadar etkili bir sonuç verdiği Libya'da aynı şey. Dolayısıyla karşılıklı olarak bu orman kanunu da kaptırmamak ama daha fazlasını alabilmek esastır. Onun için dünya çapında casusluk ve Türkiye bu marada bir geçiş ülkesi olarak tarih boyunca İstanbul başta olmak üzere bir casusların kaynadığı bir ülkedir. Peki biz zayıf mıyız bu konuda? Efendim, ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Çok ileri gidemem tabii vereceğim bilgide ama mesela Mitin e, hala hazırda giremeyeceği bir büyük elçilik yoktur. Yani e, bıraktığınız zaman da Kapı açık yani. Efendim? Kapı çıksa. Yani yani Mit hiç öyle yabana atılacak korumda olan bir teşkilat değildir. E, ama siyasetle de iç içe yaşadığı için. Ee, orada bir takım ciddi sıkıntıları zaman zaman <laughs> olmuştur. Çünkü e, MIT mesela MI6 siyasetle iç içe olmaz mı? E, değildir. Hayır, onlar müstakildir. Onlar hükümete devamlı çalışırlar gidip. Nitekim mesela e, bütün bu teşkilatlar hepsi doğrudan doğruya başbakana bağlıdırlar. Yani bir aracıları da yoktur. Türkiye'de MIT başbakana şimdi de Cumhurbaşkanımıza bağlıdır. Yani e, öyle gidip de sağda solda her bilgi paylaşılmaz. Paylaşılmaz. E mesela en son 15 Temmuz olayı sırasında sorgulanan birçok şey var. Onlardan bir tanesi de Mitniye gidip de Genelkurmay Başkanı ile görüştü de daha üst düzeyde gidip ilk temas yapıp uyarmadı diye de mesela zamanında tartışıldığını hatırlayalım. Yo şöyle, genel Genelkurmay Başkanı yani bir özel şeyler kara, kara yok başkan. kara havacılık komutanlığından gelen binbaşı bir askeri operasyondan, evet. kendine yönelik bir operasyondan bahsediyor. Hulusi Akar'a e, Yaşar Güler üzerinden olay aktarılıyor. Nitekim karavacılık Komutanlığı'nda bir hareketlenme olmadığı görüldü. <laughs> Ve e, Hulusi Akar'da bir takım önlemler aldıktan sonra en son MİT Müsteşarı e, Karargah'tan şeyi arıyor. Cumhurbaşkanı'nın korumasını arıyor. Herhangi bir şüphelendiğiniz durum var mı? Saldırı şey olursa kendinizi mi? koruyabilir misiniz? gibi söyleniyor. Onlar bu teyidi verince... E, MIT Şimdi müsteşarı. Yok 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 ben, ben, suçlamam, bütün, yo, 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 ben de söylemi ben, ben bilgilensin Benim diye söylüyorum. Bilesinlar MIT müsteşarıydı efendim. Biliyorum efendim. Ben de biliyorum. Ve bunu da gittiği zaman evvela başbakana gider Ecevit'te o zaman. Başbakana gider, kendisine bilgi verir, danışır ve ondan sonra şunları yapacağım diye de yola çıkardı. Yani MIT müsteşarı falan dediğiniz zaman da öyle gidip her önüne gelenle ben çok önemli insanım diye konuşan bir insan değildir ve olamaz. Evet. Zaten casusluk kapsamında düşünüldüğü zaman da olmaması lazım. Ben gidip de bilmem X büyükelçiliğine girmişim, orada bir sürü bilgiler edinmişim. Bana eğer gidip de burada basın yayın yoluyla şu şeye girdim, hiç der derseniz o çok ciddi bir suç teşkil eder. Sizin söylediğiniz Olmaz. en önemli örnek aslında Cemal Kaşıkçı cinayeti. Tabii. Suudi Arabistan tabii orası bir diplomatik dokunulmazlık kapsamında belli ki çok etkili bir şekilde kontrol altına tutuluyor. Ama Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu ihbarı geldikten sonra ortaya çıkıyor ki ses kayıtlarına kadar aslında Peki. bu şey orada işlenmiş ve orada yok edilmiş bir ceset olayı ve Türkiye'ye karşı kurulmuş en önemli komplolardan bir tanesi MIT'in sayesinde gerçekten deşifre edildi. Yani. Bu dur. Şimdi nese uzatmayayım ve bu teferruatı şey olarak iki şey daha var. Onları da paylaşmak Buyurun. istiyorum. Birincisi e, şudur siyasi ve askeri dediğiniz değil aslında de üç ayaklıdır. Üç ayak. E, o da ticaridir evet. Ticari. Yani baştan aşağı e, biraz sonra anladığım kadarıyla bu e, Amerika'nın WhatsApp vesaire Tabii falan onlarla konuşacağız. E, o kapsam içinde baktığınız zaman da bunlar birer retroş haline geliyorlar. Bunlar kartelleşme. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kartel hareketi biliyorsunuz Exxon'la olmuştur. Sonra onu anti-kartel, anti-trust kanunu çıkardı Amerika, böldü vesaire. Yani bu netice itibariyle ticari tekelleşme ve bu manada pek çok şeyi ele geçirmede aslında casusluğu bir başka boyutta tetikleyecek faktörlerden biridir. Ticari firmalar arasında da bu çok olur. Peki nasıl yapılır? Şimdi şöyle diyelim, bir teknolojik olarak yapılır, iki insan zaaflarından yararlanarak yapılır. Teknolojik nedir? Ee, mesela biz burada konuşuyoruz. Herhangi birisi yayın olmamış olsa buradan bir kilometre öteden bizim ne konuştuğumuzu burada rahat rahat e, dinleyebilir. Dinler ve her şeyi yapar. Onun için mesela bize çok net bir biçimde hep söylenir. Benim NATO clearance'ım da vardı çalışırken. Beş yıl süreli onun için konuşmamak şeyim var, mecburiyetim falan var. Şimdi normal olarak bir çayıra çıkın. Açık bir alana. Açık bir yerlere çayıra. çıkın. Kuzulanın olduğu yer yani. Ağaç falan da olmasın. Mümkünse da yanınıza bir radyo alın. Parazit Sinyal bozulur. Falan. Duyamaz. Parazit. Veya bir su maşına gidin. Bu su falan açın. Açık. Susamışsınız yani, mesela o zaman. E. Efendim? Susamışsınız mesela. Yani Ama bunun da üstesinden gelmek mümkün. Bir keresinde burada size anlatmıştım. Ruslar bizim e, kurşunlu odadan ses geçirmez hiçbir istihbarat alınamaz. E, düz akıma çevirip elektriği oradan e, yazdığınız zaman daktiloya çıkışta çözebilmişlerdir Yazışmalarınız. Burada hatırlıyorum Mete şey demişti bu e, yine gündemimize gelmişti bu konu yazın. Yani evet. çok önemli bir şey söyleyecekseniz yazın ve gösterin. Nereye, Konuşmayın nereye o anda dinlendiğinizi. Güzeldi, evet. Dinlendiğinizi düşünüyorsanız demişti hatırlıyorum onu. Buyurun. Şimdi ee, bir, ikinci söyleyeceğim şey de şudur. Yani ticari kısmını da unutmayın bu işin. Bugün de. ticari casusluk siyasi casusluğun da önüne geçmiştir. Çünkü sizin netice itibariyle üretmiş olduğunuz bu silah sistemi aynı zamanda ticari bir metadır. Satıyorsunuz de. da bunu. Dolayısıyla o ne, ne oluyor diye onu bilecektir. Şimdi diğer bir şey daha var. Onu da e, e, ikinci kısmı bunun nedir? E, i̇nsan zaafları. Bugün e, Şantaj hepimiz... Şantaj malzemesiyle geçirmek. Tabii ben Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaparken e, sadece benimle ilgili değil, e, bütün arkadaşlarımla ilgili bütün şeceremiz ve birçok kişinin e, çok yakinen takip ettiği durumdaydı. Bir açık ararlar. Yani bunun burada bir açığı varsa yandı. Bu açık da en çok üç noktada ortaya çıkar. Birincisi eğer hanımefendilere, bir erkek olarak söylüyorum hmm. şey olarak, hanımefendilere zaafınız varsa yandınız. Birincisi budur. İkincisi eğer böyle içki vesaire falan filan böyle değişik şeyler, alemlere, sağlığa zararlıdır. varsa veya en önemlisi bir açığınız varsa, bir yerde bir şeyler yapmışsanız, o yapmış olduğunuz şeyleri çıkar. Onu el altından mutlaka tespit eder ve en olmayacak yerde önünüze çıkarıp yapmazsan deşifre olursun diye Zeyle geçirirler. tehdit eder. Mutlaka evet. onun için burada insanoğlu zaafla doludur Peki. ve ben doğduğumdan ölü, öldüğüm noktaya kadar tertemiz bir insan hiçbir zaafı açı olmayan insanım diye ortaya çıkarsam bu da herhalde farta hassasiyet veya olmayacak bir övgü olur mümkün değildir. Onun için istendiği zaman herkes Eğitim. bu manada ökseye tutulur. Son söyleyeceğim. Evet bir şey daha var. Onu da hatırlatmak için bunu da çok önemseyerek söylüyorum. Efendim, Kıbrıs meselesinde biz üç defa çıkarma yapmak istedik. Birincisinde Johnson mektup yazdı, silahlarımı kullanamazsın dedi. İkincisinde jamming yaptılar. Yani bütün bizim oradaki haberleşmemiz bitti 67 yılında. Gerek yerimizde kaldık. Üçüncüsünde Amerika bu sefer Kissinger, hadi 72 saat buyurun gidin dedi. Ve o sayede biz oraya gittik. Neden? Çünkü kullandığımız bütün malzeme Amerikan. Gemimizi batırdık. Çünkü netice itibariyle uçak havaya kalktıktan sonra Rum gemisiyle Türk gemisini ayırt etmek mümkün değil. Frekans aynı, her şey aynı. Dolayısıyla bizim haberleşme, bizim oradan bas var bağırıyorlar. Ben Güven Paşa ile konuştum bunu. Yahu Türk gemisiyiz, bayraklar seriyoruz vesaire. Yukarıdan pilot talimatı var. Aldatıyorlar çünkü Yunanlı da Türk bayrağı da serer aynı gemi. Onu ben sonra anlatayım. Şimdi tamam. şimdi burada netice itibariyle yeni bir safhaya gelmiş vaziyetteyiz. Bakın Kardak'ta ee, bir şeye çıktık. Onur Öğmen e, yeni bir kitap e, yayınladı. Onun da yaşadığı bir olaydı. Orada yazıyor bu. E, çok net bir biçimde. Ben de içinden e, biliyorum. Onun için paylaşayım. Efendim, e, biz e, orada e, ikinci kayalıklar, kayalığa çıkmak suretiyle işi bitirdik. Amerikalılar da bunu hiç beklemiyorlardı. Ve netice itibariyle e, e, Amerikalılar aradan bir zaman geçmiş 5-10 sene falan geçmiş ee, Amerikan Dışişleri Bakanı ile Rum Dışişleri Yunan Dışişleri Bakanı konuşuyorlar ve Yunan Dışişleri Bakanı savaşın eşiğine geldik. Allah razı olsun önlediniz diyor. Hı hı. Ee, diyor ki o savaş olmazdı hiçbir zaman diyor Amerikalı. Nasıl olmaz diyor. Biz diyor orada silahlar, gemiler her şeyle diyor kapışmanın eşiğinin iki defa oldu bu. Evet. Birincisi özal zamanlı, ikincisi kardak oradaydık <laughs> yani ne anlatıyorsun bana biz diyor sizin diyor gemilerinizin arasında iki tane ufak gemi sokmuştuk o gemilerin jammingi o kadar üst düzeydeydi ki sizin oradan atacağınız füzeler mi ne verdi yoktu da füzemiz ayrıca o tarihte ne atacaksanız atın bunların hedefe varması mümkün olamayacaktı çünkü hepsi hedefini bulamadan kendini denizde bulmayı ön planda görecek olan silah sistemleriydi yani en son aşamada biz o gemilerle ...sizin savaşmanızın önünü kesmek için gereğini yaptık diyor. Bugün Güneri Civaoğlu'nun yazısını biz... okumak e, isterseniz evet. Onur Öymen'in en son çıkan kitabında... Sayın Civeroğlu, e, Güneri Civaoğlu da bugün bu konuyu, kardak krizini ele alıp... Ama. E, ...aslında çok e, örtüşen bir nokta. Siz araya giren gemiler dediniz, o da iki e, ülkenin elinde aynı sistem var... ...biz çalışmasına izin vermeyiz. Yani, e, yani mesele, bir ABD kurnazlığı olarak... Mesela gemi yazmış. batırma olayında olduğu gibi yani... Aynı sistemler üzerinden gidiyorsunuz ama netice itibariyle birinin sizin savaşmanızı engellemesi lazım. Çünkü sistem aynı da olsa neticede o topu ateşlediğiniz zaman öbür tarafı vuracaksınız. Amerikan gemileri de birbirlerine vursalar bugün aynı evet. şey olur. Doğru. Dolayısıyla orada Peki. o vuruşmayı kesmek önlemek lazım. Şimdi evet. dolayısıyla bugün eğer casusluk noktasına kadar benim savunma sanayim gelmiş ise... Onu diyorum. Bunun Demek birileri. Yani doğrudan doğruya artık S-400'ler de dahil olmak üzere zaten Cumhurbaşkanımız da başka bir yönden Dışişleri Bakanımız da aynı açıklamayı yaptı Akar birlikte. Evet. Ne işe yaradı da galiba biraz daha fazla da anlaşılmaya başlandı S-400'lerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bu gelmiş olduğu nokta itibariyle değerlendirilmesi çok önemlidir. Bundan sonra kendimizi daha fazla koruma ihtiyacı içinde olduğumuzun da bir göstergesidir. Ama her elvekarda kesin olan bir şey var. Bu ee, iş devam edecek. 100, tabii hiç kuşku yok. Yüzde yüz başarılı olup bu işi durdurabilme ihale aşaması veya sonraki aşama önemli değil. Önemli olan birilerin size orada sızıp bir ceza kesmeleri olayıdır. Evet. Bunun önüne geçmek için de demek ki Türkiye'nin Başka türlü organize ve aynı zamanda başka bir hedef içinde bu meseleleri ele almak için de belki MIT'te yeni bir daire mi kurulur, ne yapılır? Odaklanmak lazım diyorsunuz. Odaklanmak Peki, lazım. Çünkü bu gelecek arkasından çünkü evet. her geçen gün güçleniyor ve palazlanıyor.